Saygıdeğer kurucularımız, çok değerli yöneticilerimiz, sevgili öğretmen arkadaşlarım, kıymetli velilerimiz ve öğrencilerimiz. Öncelikle hepinize sağlıklı bir gün diliyorum. Yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bilgi Koleji Genel Müdürlüğü'nün COVID-19 kapsamında başlattığı seminer dizimizin 11.siyle devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz ülkemizin değerli akademisyenlerinden İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cebrail Kısa. Cebrail Kısa hocamıza, programımıza katıldığı için teşekkür ediyorum. Bugün Cebrail hocamızla evde kal uzadıkça aile psikolojisi hakkında bir söyleşi şeklinde devam edeceğiz. Şimdi Cebrail hocam, siz de evdesiniz gördüğünüz üzere. Evet. Bu süreçte evde kalan bir kısım olduğu kadar kısmen de gidip gelse işe giden bir kısım da var. Genel müdürlüğü, evet. İşe gidiyoruz. Bizim öyle bir avantajımız var. Ama ev benim eşim devlet de öğretmen. Kızım öğrenci. Birazcık Elif Hanım sesiniz kesik geliyor. Evde kalmak zorunda olanlar için evet. Bu durum çok sıkıntı yaratmaya başladı artık. Evet. Hem ebeveynler hem öğrenciler açısından. Bu durumda şimdi bizim geçen gün yapılan açıklamaya göre bu pazar 65 yaş bir 4 saat dışarı çıkabilecek. Haftaya çarşamba 0-14 yaş arası, ondan sonraki pazar 15 yaş üstü dışarı çıkabilecek. Bunlar kısa molalar. Tabii ki yeterli değil. O molaları ebeveynler çocuklarıyla nasıl geçirmeliler? Hem hastalıktan uzak kalarak, işte sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek nasıl geçirmeliler? Bu süreye kadar biz birçok şekilde ev etkinlikleri olsun, evde yapabilecekleri faaliyetler olsun, akademik çalışmalar olsun, öğrencilerimizi, velilerimizi yönlendirmeye çalıştık. Ama havalar da ısınmaya başladı artık. Dün de son cemreyi de düşürdük top suya. Ondan sonra havalar ısındı. Çocuklar pencereden dışarıya bakıp işte dışarıyı özledim diyorlar. Tabii hocam, ebeveynler bu konularda nasıl yapmalı, nasıl bir tavır sergilemeli? Evet. Elif Hanım, ben de özellikle size bir kolejine ve kendi üniversiteme de teşekkür ederim. Sevgili ebeveynlerle, ailelerle buluşmak güzel bir şey. Şimdi biz çeşitli platformlarda özellikle evde kal sürecini aslında konuştum ben. Şunu fark ettim. Evet, uzadıkça çok farklı olmaya başladı. Zaten bunların etkisini hepiniz gördünüz. Son haftada Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarıyla. Çünkü sokağa çıkma yasağı dediğimiz 65 yaş üstü, gerçekten bazı vatandaşlarımız bunu öyle algıladı ki evin camını bile açmadılar. Dışarı bile çıkmadılar. Ceza yazılacak veya mikrop kapacaklar diye. Odalarından bile çıkmayanlar oldu. Bütün ihtiyaçlarını çocuklarından karşılayanlar oldu. Biz biraz dedik ki hayır, camlarınızı açabilirsiniz. Hani böyle evinizin önünde bir şey varsa çıkabilirsiniz dedik ama bir kısmı bunu kural olarak aldı. Gençler de öyle, 20 yaş altı da öyle. Çocuklar öyle bir hani kurallara uyuyorlar ki ailesinin ceza yememesi için ya da hastalık bulaştırmamak için. Evet, bunlar çok iyi, evde kalalım. Ama evde sağlıklı kalalım. İlk zamanlar belki şu çok değerliydi, yani ben insanlar, aile üyeleri şunu bana söylüyorlardı. Evde kalmak bizi çok olumsuz etkiliyor. Yani sürekli karı koca bir arada bulunmak, çocuklarla birlikte bir arada kalmak kötü etkiliyor gibi cümleler var. Hayır, bence ilk bir aylık dönem tabii ki zorlu bir süreçti, virüs süreciydi. Hani ama neden olduğu şey bizi evimize soktu. Bu cümleyi şöyle ben çevirdim. Evde kal kısmen doğru ama eve açılmak gibi. Yani hep
hayatımızda sokağa açılıyorduk, işe açılıyorduk, arkadaşlarımıza gidiyorduk ama eve açılmak gibi olarak algıladım ben. Belki ebeveynlerin, karı kocanın birbiriyle daha fazla zaman geçirmesi, birbirinin üzüntüsünü, neşesini fark edebilmesi ya da kahvaltıyı aile olarak birlikte hazırlayabilmek, birlikte evde oyunlar oynayabilmek, öyküler anlatabilmek, zaman geçirebilmek. Bence aile bağının kurulması, yani aile olabilmenin gereklerinden bir tanesidir zaman geçirebilmek. Ama gönüllü zaman geçirebilmek. Belki bazı aileler bunu yaptı. Bence bu birçok aileye iyi geldi. Çocuklara da iyi geldi. Annelerin, babaların çocuklarını tanımaları, onlara söz hakkı vermeleri, çocukların evde yemek istediği bir şeyler varsa kendileri yapabilmeleri ya da çocukların televizyonda seyretmek istediği bir şey varsa birlikte çocuklarının müziklerini dinlemeyi, çocukların istek ve arzularına saygı göstermeyi, çocukların da bu şekilde. Yani bir nebze, ben herhalde birbirimizle birbirimizi tanımayı ya da birbirimizle güzel zaman geçirmeyi öğrendik diye kodlamak istiyorum. Bence büyük bir fırsattı. Yani bir krizin, salgının krizi bizi aile olmaya ya da aile arasındaki duygusal bağları geliştirmemize kısmen yardımcı olmuştur diye düşünüyorum. Ama diğer taraftan da bu süreç uzadıkça gerçekten işe gitmenin ne kadar değerli olduğunu, gerçekten öğlen arası arkadaşlarla sohbet etmenin ya da bir kahve içmenin ne kadar değerli olduğunu, amaçsızca evin önünde ya da parkta gezmenin ne kadar güzel olduğunu, yani doğada nefes alabilmenin, amaçsız da olsa yürüyebilmenin, bir şeyleri seyredebilmenin ne kadar değerli olduğunu, özgürlüğün ne kadar değerli olduğunu belki bunu fark ettik işte. İşte bu noktada son dönemlerde ben de dahil olmak üzere, herhalde katılımcılarımız da katılır, onların fikrini de alırız. Son dönemde hepimiz bunaldık birazcık, gerildik. Ve bunu da yaşlılar ve çocuklar çok dile getirmeye başladı. Ve neredeyse bütün televizyon kanallarında, Twitter'da olsun, biz de birazcık esnemesini istiyoruz, dışarı çıkmak istiyoruz gibi cümleler vardı. Onlar da Sayın Cumhurbaşkanlığı'na herhalde iletildi ve değerlendirildi. Onlar da dışarı çıkmaya herhalde bir kademeli olarak böyle bir şey. Evet, ebeveynlerin şunu bilmesi lazım. Ebeveynler ilk önce aile olarak bir arada kaldıklarına dair gerçekten birbirlerinin farklılıklarını gözlemlediklerine dair. Annenin ev hanımıysa annenin öğlen, sabah, akşam yemek yapmak veya temizlik veya diğer işlerinin ne kadar yoğun olduğunu, çocukların kahvaltıya değil mi yardımcı olmalarını, temizliğe yardımcı olmalarını, kocaların da öyle. Yani ebeveynler aslında ev içinin nasıl döndüğünü aile olarak fark ettiler ve bütün işlerde herkesin bir payı olması gerektiğini bence fark ettiler. Anne babalar 200 saat ders çalışan çocuklara git odana ders çalış, bilgisayarla zaman geçirme, şununla zaman geçirme gibi cümleleri sürekli direktif. Ebeveynlere özellikle söylediğim şey, lütfen bu günlerde nasihat bir yere gitmez. Ha, zaten normalde de yani 10 yaşından sonra nasihat değil, bir fikir alışverişi yapmak gerekiyor. Nasihat değil, ebeveynlerin artık çocukluktan ergenliğe geçen hani ergenlere fikir beyan etmeleri gerekiyor. Yani şöyle yapılsa daha iyi olabilirdi ama sen ne dersin oğlum? Evlatcığım, velilerimizin şu dönemde endişelerinden biri de şimdi online eğitim görüyor çocuklar. 3 saat, 5 saat zaten ekran karşısındalar okul için. Ama çocuk okulunu bitirdikten sonra mesela dersi 9.30'da başlayıp 3'te biten de var. 9.30'da başlayıp 1.30'da bittiğini farz edelim. Ara sınıflardan bir öğrenci olsun. Çocuk öğleden sonraki 3-5 saatini de bilgisayar karşısında geçirmek istiyor. Evet. Ebeveynler de endişe ediyor çocuğun 6-7 saat bilgisayar karşısında kalmasından. Hani nasıl bir strateji geliştirebilirler? Bilgisayarı yasaklayamazlar çünkü
Artık çocuklar bilgisayara bağlı çünkü dersleri orada. Evet, nasıl bir bu ikilemi nasıl çözsünler? Evet, belki Elif Hanım şöyle oldu. Hadi oğlum sabah kalk bilgisayarın başına otur diye anne babalar tam tersine döndü. Hayır anneciğim ben oturmak istemiyorum. Bilgisayar zararlı diyebilir. Online derse girmek istemiyorum gibi. Yani kesinlikle diğer zamanlarında evet belki müzik dinleyecek bilgisayar başında. Belki bir şeyler arkadaşlarıyla sosyal medyada görüntülü konuşmalar yapacak. Ama ebeveynlerin de şunu bilmeleri gerekiyor. Yani kendime de bunu söylerim. Yani evin içinde sizin sohbetiniz ne kadar canlı? Anne olarak, baba olarak anlatacak öyküleriniz var mı? Siz yemek masasında aileyle konuşurken çocuklar sizi keyifle dinleyebilirler mi? Neşeli misiniz? Bakın. Yani ebeveynlere şunu söylüyorum. Çocukların sizi dinlemesi için bilginizin olması lazım. Çocukların sizi dinlemesi için, neşelenmesi için fıkra anlatabilmelisiniz. Çocukluğunuzu anlatabilmelisiniz. Bakın. Çocukların sizi dinleyebilmesi için çocuklarınızın öğrendiği sen hangi müzikten hoşlanıyorsun ya da televizyonda hangi dizi senin ilgini çekiyor. Yani bizim çocuklarımıza paylaşacak verilerimizin, bilgilerimizin, deneyimlerimizin olması lazım. Onun için kesinlikle meraklı olan, söyleyin komik olan, çocuklarına değer veren ebeveynler çocuklarla bağ kurduklarında birkaç saat aile birlikte zaman geçirir. Bakın oyun da oynayabilirler, bir şeyler de anlatabilirler. Onun dışında da aman aman 4 saatlik bir eğitimden sonra çocuğun en az 3-4 saat kesinlikle dinlenmesi lazım. Evin içinde boş boş yürüyüş yapıp gezebilir. Müzik dinleyebilir. Birazcık spor yapabilir. Anne ile babayla yapılan etkinliklere katılabilir. Bu çok değerli. Özellikle zaten bunaldığımız bu günlerde lütfen birbirimize nasihat etmek, birbirimize yol göstermek, hani bu dönemde tahammül çok azaldı diye düşünüyorum. Bir temizlik takıntısı var. Annelerimiz işte ev hep derli toplu olsun, hep düzenli olsun. Her zaman her yer tertipli olsun. Şimdi çocuklar okuldayken, eşler işteyken annelerimiz evlerini derleyip toplayıyorlardı. En azından birkaç saat evi öyle görebiliyordu ama şimdi evler hiç derli toplu olmuyor. Ve sürekli çocuklar orayı bozma, burayı yapma, orayı dağıtma gibi yönlendirmeler oluyorsa annelerimize ne tavsiyelerde bulunuyor? Tabii tabii. Şimdi aynen Elif Hanım, şimdi 24 saat canlı yaşıyoruz. Bakın bazen emin olun yani gündüz yatıyoruz, gece kalkıyoruz. Yani her şey birbirine karıştı. Tabii bir de Ramazan'ın etkisi tabii ki. Artık şu 3-4 aylık dönemde böyle yatağa bakıp da yatağını düzenle cümlelerini biraz durduralım. Çünkü sabah kalksak yatağımızı düzenlesek bile öğleden sonra tekrar belki uzanmak durumunda kalıyoruz. Salonda her yerde uzanıyoruz, yatıyoruz, her yerde çalışıyoruz. Masalar kitap dolu ya da bilgisayarlar açık her yerde. Onun için bu dönemde bence tabii ki kirlilik ayrı. Hani birazcık temiz olacağız ama biraz dağınıklığa çünkü evde 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi yaşıyor. Canlı canlı yaşıyoruz. Öbür hani diğer zamanlarda saat 8 gibi evden dışarı çıkıyorduk. Hani evin düzenli olması kısmen uygundu. Ama şu an birazcık özellikle ebeveynlere diyorum. Kontrolünüzü birazcık devreden çıkarın lütfen. Ev temiz olsun tabii ki. Ama zaman yok. Çünkü bu evde 24 saat insanlar yaşıyor. Onun için birazcık dağınıklık olacak. Evet, bu aslında bizim sonraki aile sürecimize de çok iyi etkileyecek diye düşünüyorum yani. Evet. Yani belki kriz olarak olumsuz bir şeyimiz var. Ama daha sonra işte bu evi birlikte düzenleyebilmek değerli mesela. Dağınık kaldığında ebeveynlerin çok rahatsız olmaması lazım. Yani şu an canlı olarak yaşıyoruz zaten. Diğer taraftan da tabii ki bu bütünüyle hem çocukların hem ebeveynlerin bu dağınıklığı bütünüyle böyle bırakmak değil, dönem dönem birlikte mesela birlikte temizlik yapmak çok değerli bir şey. Birlikte yemek hazırlayabilmek. Yani birlikte yapıldığında işte anne baba çocuğunun 3 saat online eğitime girdiğini ve dersini dinlediğine bir ikna olsun.
Yani ne güzel yani çocuğum hani gerçekten yani bu zor günlerde görevlerini yapıyorsun. Güzel. Şimdi çalışmana gerek yok. 3-4 saat tabii ki. Bir bırakın bazen bütün gün çocuk evde sallansın, gezsin, dinlensin. Akşam yemeğinde sorumluluk ve görevlerimizi konuşabiliriz. Ama lütfen nasihat ya da direktif olarak değil hani. Bu ilişkiyi bozan bir şey. Yakınlıkla birbirine yakınlıkları olan, sevgileri olanlar birbirini değer verip onların istediklerini yaparlar. Yani sevgiyle bir şeyler evin içinde yapılır diye düşünüyorum ben. Umarım günler birazcık onun. Konuşurken mesajlar da geliyor velilerimizden, öğretmenlerimizden. Şimdi evde kal sürecinde şu 16 Mart'tan itibaren evde kaldığımız bu süreçte kardeşler belki hiç olmadıkları kadar bir aradalar. Evet. Yani yaz tatili gibi değil. Yaz tatilinde çocuklar dışarı çıkabiliyorlar, yazlıkta oluyorlar. Kardeşler yine birbirlerinden ayrı kalıyorlar gün içerisinde. Ama şimdi farklı yaş grubundaki kardeşler, evet, işte farklı kafa yapısındaki kardeşler bir arada. İki kardeş olan var, 3-4 kardeş olan var, evlerinin durumu müsait olan var, olmayan var. Ve buradaki krizleri ebeveynler nasıl yönetmeli, kardeşler birbirlerine nasıl müsamaha göstermeli, bunlarla ilgili bizi bilgilendirir misin? Tabii ki. Yani şimdi çok güzel bir şey söylediniz. Ebeveynler aslında burada sadece yönetmekle ilişkili. Çünkü ev sonuçta bir aile burası. Tabii ki ebeveynler, çocuklar da evin sahibi ama ebeveynler bunu yönetmekle görevli. Bir tane bilmiyorum hatırlar mısınız ya da dinleyicileriniz de bilir mi? Yani bir karikatür vardı. Tabii ki son birkaç yıldır herkes bilgisayar veya cep telefonu oynuyor internette. Karikatürde şöyle elektrikler kesiliyor. Hani onu anlatıyor. Elektrikler kesildiğinde şöyle bir karikatürün balonu var. Ya bu evdekiler de bayağı iyi insanlarmış yani. Evet. Yani hatırlıyorsanız yani elektrikler kesildikten sonra ilk kez yüz yüze geliyorlar. Sofrada birbiriyle konuşuyorlar. Ya annem babam da ne güzel insanlarmış ya. Hani evet. Bizim de işte bu süreci en azından bu kriz evde kal krizi bize bunu belki sağlayacak. Evet işte lavaboyu kullanmayı bakın. Yani kalabalıksa tek lavabo varsa ama şöyle size söylüyorum. Lütfen lavaboda olan senin kardeşin. Bakın. Lavaboda olan da şunu bilecek, işini erkenden bitirip hani burada 4-5 kişinin daha olduğunu bilecek. Ya da işte annenin bu birlikte yönetebilmek çok değerli bir şey. 5-6 kişilik ailenin kahvaltısının sadece ablada veya annede olmaması gerekiyor. Değil mi? Elinden gelen gel yardımcı olun veya sofrayı kaldırmak ilk kez. Herkes evde olduğu için sofrayı kaldırabilmek. Televizyonda evet anne babaların özellikle akşam yemekten sonra ya da şimdi iftardan sonra birlikte bir şeyleri seyretmek mesela. Yani her gece birisi karar verebilir. Yani bir film olarak evet bugün çocuk filmi seyredeceğiz ama ailecek seyredeceğiz. Hani yanına mısır patlatılır mı? Mısır patlatılabilir ne istiyorsa. Onun için yani çocuklar kendi istek ve arzularının evde gerçekleştiğini gördüklerinde anne babanın bu istek ve arzulara dengeli yaklaştığını, adaletli yaklaştığını fark ettiklerinde kesinlikle ebeveynlere söylediğim tek şey çocuklarınıza adaletli ve dengeli yaklaşın. Hepsini aynı şekilde dinleyin ve cevaplarını verin. Kardeşlik duygusu odur. Yani biri lavaboda beklerken hadi çık dediğinde oğlum biz burada 5 kişiyiz, kızım biz burada 5 kişiyiz bakın. Hepiniz 20 dakika lavaboda kalırsanız öğleni yederiz yani. Evet. Onun için içeride olanın lütfen çok sallanmaması hani işini bitirdikten sonra çıkabilmesi. Çünkü değil mi burayı bekleyen birileri var. Yemek yerken de öyle mesela hani çok iyi bir yemek olabilir. Biz çocukluğumuzdan onu hatırlarız. Ben daha böyle az kardeştim. Biz üniversiteye geldik işte ev tuttuk arkadaşlarla. Ben yemeği yavaş yavaş yiyorum. Sallana sallana hiçbir sorun yok. Benim arkadaşlarım hızlıca 5 dakikada yiyip çıkıyorlar. Hani
Ne oldu dedi. Dedi ki ya sen şimdi sizin aile az çocuklu olduğu için siz yavaş yavaş kaşıklıyorsunuz. Ama bizde bir tencere gelirdi veya bir tabak hızlı yiyenler doyardı. Yavaş yavaş yiyenler aç kalırdı. İşte burada da hani herhalde 5 kişilik 6 kişilik ailede diyelim hani güzel bir şey varsa mesela onu paylaşabilmek. Ya da kim onu en çok seviyorsa onun onu yiyebilmesi. Kıyafet de öyle. Yani hepimiz şu an evdeyiz. Yani bazen böyle yıkıyoruz kıyafetleri. Emin olun hepsi birbirine karışıyor yani. Birbirimizin çorabını giyiyoruz. Ne bileyim yani iç çamaşırları giyiliyor çocuklar. Evet ya kardeşim paylaşıyor sonuçta. Yani aynı yatağı, aynı karnı değil mi? Aynı duyguyu paylaştığım bir şey. Ebeveynin burada gerçekten bir yönetici olma ama adaletli olma, kesinlikle herkesi dinlemek, bu sürecimiz uzun daha, televizyonu hep birlikte, ben özellikle hani bu kriz dönemi dışında da çok sık vurgularım. Bir evde Elif Hanım şey derdim ben, bir evde bir tane televizyon olmalı. Kesinlikle. Eğer biz bir aileysek, bakın bir aileysek bir tane televizyonu kullanabilmeyi becerebilmeliyiz. Değil mi? 5 kişilik bir aileysek. Her mutfağa bir televizyon, yatak odasına bir telefon, televizyon yok. Böyle bir şey yok. Çok uzaklaşırız. Televizyon bizim için eğleneceğimiz, bilgileneceğimiz, bakın bir cihaz ve akşam seyredilecek film kesinlikle ortak olabilir. Haberler 5 dakika, yarım saat biri tarafından kim dinlemek istiyorsa dinlenir. Çizgi film saatinde küçük çocuklar çizgi filmlerini seyredebilirler. Bence aile olmanın, işte ebeveynlerin aileyi yönetebilmelerinin, dengeli, adaletli davranmalarının, çocuklarına değer vererek, her zaman söylerim. Çocukluğundan itibaren çocuklar bir şey istediklerinde onlara değer vererek onu anlatabilmek. Pahalıysa niye alamayacağımızı anlatabilmek, kullanışsızsa niye kullanışsız olduğunu anlatabilmek, televizyonu niye kapattığımızı, interneti niye kapattığımızı anlatabilmek bence çok değerli. Ama ebeveynlerin, Elif Hanım, en çok gördüğüm şeylerden bir tanesi, tahammülleri azalıyor, haklılar. Telefonunu bırak elinden, interneti kapatırım, televizyonu kapatırım, sanki bütün ev ebeveynlere ait. Çocuklar da orada sürgün hayatı yaşıyorlar gibi. Ben bunu çok görüyorum. Yani her ebeveynin cümlesi hayır. Ya çocuklar, yani biz bu cep telefonlarını aldık ama benim gördüğüm kadarıyla hiçbirimiz bunları kullanmasını bilmiyoruz. Biz 5 kişilik aileyiz. Bu cep telefonlarını 10 saat geçiriyoruz. Ya biz birbirimizi tanımadık bile ya. Biz ortak bir karar alalım ya. Yani yemekte. Biz bu cep telefonlarını ne yapalım? İşte birazcık hani zorluk buradan, birbirine tahammül azalıyor. Birbirimizi kırmaya başlıyoruz. Sen cümlelerini, tehdit cümlelerini, hani sana telefon aldığım için pişman olduğum gibi, git odana ders çalış, televizyonu kendimiz kapatıyoruz. Hayır, lütfen. Çocuklarınız televizyonu, cep telefonlarını kendileri kapatıp masanın üstüne bırakıp siz sadece destek olun. Öylece odalarına gidip ders çalışınlar. Çocukların bu sürede canlarının sıkıldığını, sokağa çıkamadıklarını, lütfen çok büyük bir rahatsızlık içinde olduklarını, bir de üstüne online ders, hani çok kolay değil, ben size söylüyorum. Yani özellikle online derste zaman geçirmek, aile şey zannediyor. Tabii tamam. Ona konsantre olmak. Online derse konsantre olmak. Aynen. Motivasyonları kırılıyor çocukların oynayamadıkları için. Yani bizim kesinlikle 2-3 saatlik, ben kendim de öyleyim. Yani günde 5 saat, 6 saat ders çalışamazsınız lütfen. Böyle bir şey yok. 3'er saatten bunları bölebilirsiniz, 5-6 saat diyelim. Hani üniversiteye çalışanlar için. Evet. Ya da oraya, o kısımda geleceğiz. Çünkü ben gelen soruları yazıyorum. Bir de velilerimizden şimdi şu an Ramazan ayındayız. Oruç tutan bir kısım çocuklarımız var. Bir kısımda oruç tutmayanlar var ve aşırı abur cubura düştüler. Psikolojik yeme, psikolojik açlık. Bunu biz nasıl kontrol edebiliriz? Yani çocuklarımıza sağlıklı abur cuburlar versek bile
Sonuçta hiç yemedikleri kadar yiyorlar ve hiç istemedikleri şeyleri istiyorlar. Hani bu sokağa çıkma kısıtlamasında da izlemişsinizdir televizyonlarda. İşte adamın elinde gofret, adamın elinde cips. Sordukları zaman niye bunları alıyorsunuz? Çocuk istiyor 3 gün evde, ben ne yapacağım? Şimdi ben sizin bir şey söyleyeceğim ama kendim de böyle bir duruma yakalandığım için nasıl gerçekçi olacak bilemiyorum. Şimdi oturdukça canınız sıkılıyor ve hadi kuru yemişi getirin diye başlayınca bu iş çok uzuyor. Kuru yemişten sonra işte evde yumurta varsa, sucuk varsa yumurtalı sucuk. Şimdi Ramazan'dayız, hadi iştahını açacağız. Evet, kesinlikle aktivasyon olmadığı için bir şeyler atıştırmak, bir şeylerle oynamak, bu cep telefonu olabiliyor ya da bir şeyler atıştırmak oluyor. Aslında aç olduğumuzdan değil, zamanı nasıl geçireceğimizi bilemediğimizden dolayı. Ağzımız çalıştıkça gerçekten yemek yemeyi tetikliyor. Yani sabahtan akşama kadar insanlar yiyebilir. Bakın, sabahtan akşama kadar. İşte tabii ki bizim işte burada kaliteli zaman geçirmek dediğimiz şey işte birbirimizle bir şey seyredebilmek ya da evde oyunlar oynayabilmek. Hani, evet bu süreç uzuyor ama peki evde niye spor yapmayalım birlikte? Pasif hareketler olabilir, aktif hareketler olabilir. Değil mi? Yani çocuklar güreşebilir. Yani alt üst komşular tabii ki rahatsız olmasın ama. Çünkü şöyle bir şey yaptık. Bir de ebeveynler bunu çok tetikledi. Biz sanki kıtlık dönemine girdik. Özellikle hafta sonları 3-4 günlük sokağa çıkma yasayla beraber, zaten benim gördüğüm, herhalde sizler de görüyorsunuz. İnsanlar marketlerde sanki bir daha evden çıkmayacağımış gibi bir yıllık yiyeceklerini alıyorlar. Sizin gofret dediniz, evet. Hayatında almadığımız şeyleri gözümüze ne çarparsa, çekirdeği at, gofreti at. Değil mi? Hani içecekleri aldı. Sanki evet. Ve bir de evdeyiz, hani kimse yatmıyor da genelde. Yani ya sabah erken veya geç kalkıyorlar. Gece de devam ediyor. Gece devam ettikçe özellikle duygusal açlık dediğimiz şeyi ne yapacağını bilemediğin zaman geceleri saat 9.30'dan ondan sonra atıştırmaya başlıyorsun. Evde de bunlar bulunduğu zaman sucukmuş, pastırmaymış, ne bileyim çekirdekmiş, gofretmiş. Çünkü yokluk gibi bir şey. Mecburen aile üyeleri bunları tüketiyor. Onun için lütfen yapabiliyorsak hani saat 12'yi geçirmeden yatabilmek, bu çok değerli bir şey. O günlük yaşam düzeyini, kalkabiliyorsak sabah 8-9 gibi kalkabilmek, kahvaltı etmeden birazcık durabilmek, birazcık etkinlikte bulunabilmek. Öğlenleyin diyelim, hani oruç tutmayanlar için. Öğlenleyin, öğlenden önce hani kahvaltı yapabilmek ya da akşam daha erkenden yemek yiyebilmek. Ama bir de özellikle markete gittiğinde anne babalara söylüyorum. Yani haftanın bir günü belki kuru yemişle ilgili bir şey yapacaksanız kısmen, hani onu kabul ediyorum ama diğer zamanlar lütfen tüketebileceğiniz kadar evde ekmek olsun, tüketebileceğiniz kadar yemek veya yiyecek bir şeyler olsun. Fazladan aldığınız her ekmek, orada 20 tane ekmek duruyor biliyorum. Orada masanın üstünde sürekli hani atıştırılacak bir şeyler bulunuyor. Biz de canımız sıkılıyor ya, gidip geldikçe atıştırıyoruz. Ve bu tabii ki bu alışkanlık sonra Elif Hanım devam eder bu alışkanlık. Tabii. Evlerine bu çeşit tarz yemesi olmayanlar bu tarza yakalanacak. Anne babaları da söylüyorum. Özellikle hani hanımlar yemek yaptığı için tabii ki bu ayrımcılığı yapmayacağım. Erkeklerin de yapması gerekiyor. Lütfen. Çocukların da yapması lazım. Kadınlara diyorum ki Ramazan ayında dahi bile olsa lütfen yemek sadece sizin omuzlarınıza kalmasın. Kesinlikle. Siz de sabahtan akşama kadar bir haftalık yemek yapmayın. Ben yine söylüyorum. Az az yapmak çok değerli bir şey. Her tabağa bir kaşık eksik koymak. Çünkü bu dönem bu stresten kaynaklanan bu yeme alışkanlığımız, marketten alışveriş yapma alışkanlığımız sonraki dönemde bizi ve çocukları çok tehdit edecek. Yani her mutfağa gittiğinde bir şeyler atıştırmak veya her salonda canımız sıkıldığında gel bir şeyler getirin yemek,
Bundan ben de muzdaribim. Hani onun için ne kadar bunlar dikkate alınır, ne kadar uyuyacağız, ama gerçekten uyumamız gereken bir şey süreç diye biliyorum. Evet, yani güzel bir noktaya temas ettiniz. Bu alışkanlıklar devam edecek. Evet. Yani biz dışarıya çıkmaya başladıktan sonra da bu akşam atıştırmalıkları, özellikle çayın yanında, evet, evet, sodanın yanında derken uzuyor gidiyor. Şimdi son bir soru var bende. Sınav gruplarıyla ilgili çocuklarımızın motivasyonunu nasıl yüksek tutarız diye. İşte 8. sınıfların sınavı ertelendi. Hani sınav ertelense bile bu çocuklarda bir motivasyon düşüklüğü yarattı. Çünkü çocuk da sınav olsun bitsin istiyor. Evet. 12. sınıfların sınavı geriye alındı. Bu Temmuz'a kadar yaptıkları planın bozulması demek. Onlarda da bir motivasyon düşüklüğü oldu. Şimdi velilerimize, öğrencilerimize ne gibi tavsiyelerde bulunuyoruz? Evet. Şimdi ilk önce, yani mesela ben koronavirüs salgının ilk günlerinde de, şimdi durumu felaketleştirirsek, durum hakkında hiçbir şey bilmiyor dersek, büyükler panikler, endişelenir. Büyüklerimizin paniklediği, televizyon kanallarının sürekli endişelendiği bir yerde çocuklar sakin duramazlar. Ben de ebeveynlere diyorum, evet, birazcık bunun yönetimi iyi olmadı. Yani baştan itibaren öngörülebilirdi ve şu an bile. Yani çocuklarımız bu tarihe alıştı. Ertelendi, bu tarihte durmalıydı. Çünkü biz anlayabiliriz ama ergenler tedirgin oluyor. Yani bu kadar insanın tedirginliği. İkinci de insanlar şunu diyecek, ebeveynler. Ben hep diyorum, sakin olun. Lütfen bu salgınla ilgili bilgilerimiz yeterli. 3-4 ayda inşallah bitiyor. Haziran'da veya Haziran sona doğru bitiyor. Alınan önlemler yeterli ve birçoğumuz uyuyoruz. Ve ebeveynlere diyorum ki, lütfen bu sınavın hani ertelenmesi ve tekrar erkene alınması, tedirgin olmayın. Herkes aynı sınava giriyor. Bakın, bu endişeyi hepimiz birlikte yaşıyoruz. Çocuklar bu sınav için elinden geleni yapıyorlar ve yapacaklar. Başka da şu cümleyi kullanmayın. Bak, 2 ay kaldı, senin daha fazla çalışman lazım. Evet, 2 ay kaldı, oğlum, kızım, herkesin 2 ay kaldı. Bugüne kadar hazırlandığın kadarıyla, yapabildiğin kadarıyla çok değerlidir. Bu 2 ayda yapabildiğimizi yapacağız, elimizden geldiğini yapacağız. Yani ne yapacağız işte? Bu şekilde motivasyonu, sevgiyi, televizyon seyretmeyi, yani birbiriyle oynayabilmeyi, işte ergenler şu an dışarı çıkıyor, lütfen o gün 4 saatlik dışarı çıksınlar, evde kalmasınlar, lütfen. Yani buluşabiliyorlarsa teması koruyarak arkadaşlarıyla buluşsunlar, ama canlı canlı. Spor yapıyorsa spor yapsın, kesinlikle dinlenmiş, değil mi? Havasını, neşesini almış, stresini atmış bir ergen 3 saat, 4 saat çalışabilir Elif Hanım. 3-4 saat. Ondan sonra kesinlikle çalışamaz. Bir 2-3 saat yine dinlenmesi ve sonra bir 3 saat daha yapabilir. Ama ben size net söylüyorum. Çocukları odalarına 5'er 10'ar saat kapatıp herhangi bir verim almamak olmaz. Çocuklar tutku ve arzuyla bence artık elinden geleni yapsınlar. Hedef, bitirmek istediği hedefi birazcık bıraksınlar. Lütfen, lütfen. Çünkü 90 günlük bir program vardı. Hani şu an panikledi. Ebeveynler de paniklerse, hayır, ben hemen, benim oğlum da giriyor bu sene. Benim dediğim tek şey, lütfen hani sen odanda çalıştığın zaman canın sıkılıyorsa, çalışmış gibi yapıyorsan bunun bize bir faydası yok. Odandan çık, salonda ol. Ama ben senden dinlenmiş olarak 2-3 saat insan çalışabilir, bakın 2-3 saat. Ha, bazı insanlar gerçekten 12 saatte çalışır. Oraya bir şey diyemiyorum. O spesifik bir şey. Ama normal insanların 2-3 saat çalıştıktan sonra kesinlikle ara vermeleri lazım. Dinlensinler. O eski programlarını bıraksınlar. Gerek yok, ebeveynler de öyle. Şu an azıcık zamanımız kaldı. Tekrarlarını yapsınlar. Biraz eksikliklerini tamamlasınlar. Ama ne diyorum? Strese kapılmadan, uyku düzenlerini bozmadan, sağlıklarını yitirmeden bence, ama ebeveyn de buna
yeterli görmeli ebeveyn. Ebeveyn endişelendiği sürece benim en büyük sıkıntım gördüğüm şey, özellikle öğretmen arkadaşlara da söylüyorum. Onlar da bazen çok sert geliyorlar. Yani başarı kelimesini çok duyuyorum ben. 10 saat ders çalışmalısın, şöyle bir şey yapmalısın. Evet sevgili ebeveynler, çocuklarımız okumalı, bir üniversiteyi de kazanmalı, emek vermeli. Ama ben güzel insanın, sağlıklı insanın lise mezunu olarak da hayatına güzel devam edebileceğine inananlardanım. Üniversiteye girerek de devam edebileceğine inananlardanım. Buradaki benim tek düşüncem, çocuklarımızı desteklerken, motivasyonları güçlendirirken onları değersizleştirmemiz, kırmamamız. Çocuklarımız sadece elinden geleni yapıyorlarsa lütfen bu yeter. Bu dönemde bitmemiş kitaplar olacak, değil mi? Eksik şeylerimiz olacak. Ama lütfen hepimizin, ama şunu söylüyorum. Bütün çocuklar bu durumda. Bütün çocuklar aynı sınava girecek. Lütfen. Biz konuştukça hocam sorular gelmeye devam ediyor. Şimdi de bu süreç sırasında gelişen virüs fobi, mikrop fobi, bu hani bu çocuklarda, ebeveynlerde, hani bizlerde devam edecek mi, yoksa zamanla unutacak mıyız? Şu an dokunduğumuz her yerde işte kolonya, dezenfektan, böyle dolanıyoruz diyorlar. Evde bile birbirimize dokunduktan sonra elimize dezenfektan sıkıyoruz. Nasıl olacak? Bunu şöyle, hem sağlık sektörü olsun, hem bir şeyler satanlar, dezenfektan satanlar. Yani buradan nemalanan birçok kesim var. Şu an kriz olduğum için çok bir şey diyemeyeceğim ama ben sizden lütfen, işte bizim bu krizi bilim adamların söylemleri, bilimsel veriler doğrultusunda yapılandırmamız lazım. Şimdi sevgili ebeveynler ve öğrenciler, hani evet temizliği biz biliyoruz. Biz yakın ilişkiyi ve mesafeli ilişkiyi de biliyoruz. Ama bütün bu yaptıklarımız bu kriz dönemine ait davranış ve temizlenme biçimi, lütfen. Gerçek hayatta, eğer ben şunu net bir şekilde size söyleyeyim. Gerçek hayatta maske kullanacak insanların olduğunu biliyorum ben artık. Yani bundan sonra eldiveni ve maskeyi evinden eksik etmeyecek olan insanları biliyorum. Bundan sonra bizi evine misafir olarak almayacak insan arkadaşlarım var. Ben size söylüyorum. Metrobüse binerken bizden rahatsız olup git yerine, o metrobüste mesafeyi nasıl koyacağız, birlikte göreceğiz. Bundan sonra aldığı maaşın önemli bir kısmı temizlik malzemelerine veren insanlar olacak. Ama lütfen, şu an demiyorum, kriz var. Ama hayat normalleştiği zaman eskisi gibi elimizi yıkamamız lazım. Hayat normalleştiği zaman lütfen eskisi kadar yakın ilişkiyi sevmemiz lazım. Biz tedirgin olmazsak çocuklarımız tedirgin olmaz. Ama siz çocuklarınıza lütfen hapşırmayın, maskeyi kapat, şurayı kapat, elini 10 defa yıka, her yerde yıka, 20-30 defa. Hatta ben şunları duydum doktorlardan mesela. Diyor ki doktor hanım, diyor ki fırsat buldukça elinizi yıkayın diyor. Ya dedim, bu nasıl bir şey yani? Yıkadıkça hani iyi bir şey mi oluyor? Hayır, yıkadıkça, fazla yıkadığınızda hastalanırsınız. Elinizin bütünlüğü bozulur. Üstünüze başınıza giydiğinizi diyor 3 gün dışarıda bekletin diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani 3 gün dışarıda bekletmek. Sonra hani her şeyi 3 gün dışarıda bekletmek. Marketten aldığınızı 3 gün dışarıda bekletmek. Hani bütün aile üyelerinin kıyafetlerini 3 gün dışarıda bekletmek. Sonra da temizlendiğimizi ve önlem aldığımıza ikna olmayacağız. Bence lütfen bu yaşadıklarımız kriz dönemiyle ilgili. Aman aman. Evet. İyi uyalım. Ama insani anlayışımıza, değil mi? Yakınlığa, sevgiye, birlikte oynamaya, selam vermeye. Yani ben koridorda karşılaşıyorum. Bazen yani bir asansöre bineceğiz. Tamam, binmeyelim şu an. Ama birbirimize davranışımız hoş değil. Yani ben geçiyorum, sen niye buradan geçiyorsun gibi cümleler hani. Ya da Allah korusun, normal grip olmaktan korktuk ya. Yani bir alerji, benim biber alerjim var, yeşillik. Hapşıracağım. Hani böyle sanki ben markette de çok şeyle karşılaştım. Birbirini dışarı çıkaranlar, ne yüzüme hapşırıyorsun,
Hastaysan dışarı çıkma. Hayır, hasta değiliz ya, alerjimiz var hani. Onun için normale dönmemiz lazım diye. Herhalde Elif Hanım bunu filmleri yapılır gibi, yani biz bu krize çok inananlar ve çok abartanlar. Şimdi ben bugün dışarıdaydım, çıktım biraz baktım böyle. Şeye ameliyata girecek haliyle birçok insan markete gelmiş. Hani maskeli var, eldivenleri var ama yüzünde de birçok şey var. Çok böyle bizi itiyorlar. Evet, evet. Çok itiyorlar. Hani insanların böyle 3 metre tamam uyuyoruz, uyuyoruz kesinlikle. Ama çok itici böyle hani. Hani çalışan insanlara itici. Ama lütfen ben de diyorum ki kriz döneminde tabii ki bunlara uyacağız korunmak için. Ama hayatın herhalde onları o zaman konuşacağız. Normale dönecek miyiz yoksa dönmeyecek miyiz? Evet. Ama bir kısmımız dönmeyecek ve belki tedavi görecek. Ben şunu söylüyorum. Kesinlikle endişe hastalıkları çok artacak. Eğer yönetemezsek. İşte televizyonda normale döndüğümüzde evet tekrar merhabalaşmayı, tekrar değil mi sokağa çıkabilmeyi, tekrar birbirimizi evde ziyaret edebilmeyi hapşıracağız. Bak lütfen. Tabii ki birbirimizi yüzüne karşı değil ama hapşırma normal bir refleks yani. Evet, tekrar öğrenmemiz gerekecek onları. Cebrail Hocam, bana gelen sorular bu şekilde. Eğer şu anda bağlanarak, mikrofonları açarak soru sormak isteyen katılımcılarımız varsa sorularını alalım. Yoksa zaten bizim bize ayrılan süre dolacak. 3 dakikamız var. Soru sormak isteyen var mı? Mikrofonunu açıp konuşabilir. Şu an herkes mikrofonu kapalı. Gurbet Hocam'ı görüyorum ben. Mikrofonunu açıp soru sormak isterse. Gurbet Hocam merhaba. Duyuyor mu sesim? Merhaba Elif Hocam, nasılsınız? Biz teşekkür ederiz. Siz de bir annesiniz, iki tane çocuğunuz var. Evde evet, evet, hocamı çok net dinledik. Hatta ailem, şu an annemin evindeyim. Hepimiz evden eve birlikte taşınıyoruz bu süreçte. Bir yere gideceksek koloni gibi kimseye bulaştırmadan hastalığı birlikte hareket ediyoruz. Evet. Tedirginlikler dediğiniz gibi hocam çok hat safhadan. İki çocuk annesiyim ben. Hem öğretmeniyim, annelik, hem çocukları motive etmeye çalışıyoruz bu süreçte. 8. sınıf öğrencilerimiz, sınava hazırlık grubu. Hem evde iki tane bıcır, onların sağlıklı bir şekilde iletişim kurabilmeleri, yönetebilmek gerçekten zor oluyor. Şimdi bir de hocam, kaygı durumumuz gerçekten dediğiniz gibi arttı. Evde şu an en çok konuşulan konu, ne olacağız? Sonumuz ne olacak? Nereye gideceğiz? Yani kendimizi motive etmeye çalışırken, çocukları motive etmeye çalışırken açıkçası belirsizlik en sıkıntılı durum. Belirsizlik ve bu belirsizliği yönetme üzerine. Ben çok iyi dinledim sizi, çok teşekkür ediyorum. Sorum şu olacak hocam, kaygı yönetimi konusunda bize neler önerebilirsiniz? Yani teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şu cümleyi kullanırım. Bitiyor herhalde. Yok, süresiz. Öyle mi? Tamam. Ekrana geldi de. Şimdi şöyle. Bir defa kaygı dediğimiz şey belirsizlik kaygı oluşturur. Kesinlikle duygular bulaşıcıdır. Olumsuz ve negatif duygular çok çabuk bulaşır. Aslında şu an bir belirsizliğimiz yok. Lütfen. Bilim adamları çalışıyor ve bir proje var. Hani Haziran sonuna doğru. Çin'de yaşanan şey bitti. Olumlu bir sonuç. Bir de sonuç ne olacak olsun, hep birlikte bu sonucu yaşayacağız. Bak ne diyorum? Hep birlikte yaşayacağız. Kayıplarımızla beraber, mücadelemizle beraber inşallah güzel bir yere hep birlikte çıkacağız. İşte sizden de evin içinde bu havanın hakim olması. Biz biliyoruz bu durumu. Hayır, biliyoruz. Bununla ilgili alınan önlemler çok güzel ve yeterli. Lütfen fazlasına gerek yok. Lütfen fazlasına gerek yok. Yani yaşlılarımız ve bizler şu an yapılan şey daha iyi oldu. Gençler ve yaşlılarımız tabii ki dışarı çıkacak. Çok incindiler.
kurallara. Onun için evin havasını olumlu duygularla ve bildiğimiz bir kriz dönemi ve nasıl krizi yöneteceğimizi Sağlık Bakanlığı olsun, Cumhurbaşkanlığı olsun, Bilim Kurulu olsun her zaman bize bilgi veriyorlar. Maskemizi ve mesafemizi koruduğumuzda bu yeterli. Tabii ki bazen yan yana gideceğiz, bazen maskemizi de unutacağız. Lütfen çocukları tedirgin etmeyin. Kendiniz tedirgin olmayın ki çocuklar tedirgin olmasınlar. Bilgimiz var. Anksiyete ve kaygıyı bilgiyle yönetebiliriz. Ama belirsizlik, yani belirsizlik, maske bizi koruyabilir mi? Vallahi 10 metreye uzak durmanız lazım. Elinizi 40 defa yıkayın, hani nefes almayın, hapşırmayın. İnsanlar şöyledir, kediler şöyledir, kimseyi kabul etmeyin. Hayır. Evet, alınan mesafeyi koruyoruz. Ama tabii ki arkadaşlarımızla görüşeceğiz 3 metre mesafeye koyarak. Tabii ki dışarıda gezeceğiz, havamızı alacağız lütfen. Tabii ki elimizi yıkayacağız ama elini yıkamadın diye çocuklar susuzluk duyarsa kötü olan bu. Birine 2 metre yaklaştı, aa niye böyle yapıyorsun, böyle ölürsün, kötü olan bu. Hayır. Lütfen. Süreci biliyoruz. Kaderci kısmı hani şöyle düşünürüm. Tabii ki her şeyi yapacağız. Kadercilik anlayışı sonra. Ben de sizlerin öğretmen olarak, anne baba olarak evde en güzeli yaptığınızı ve bildiğinizi, kendiniz tedirgin olmayın ki çocuklarınız tedirgin olmasın. Teşekkür ediyoruz. Eğer başka soru yoksa programımızı... Teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Programımızın sonuna geldik. Cebrail hocam çok güzel, çok eğlenceli, çok verimli, bilgilendirici bir sohbet oldu. Sağ olun. Biliyoruz, tekrar sizi aramızda görmek isteriz. İnşallah. Ben de hem sizlere Bilgi Koleji'ne hem Aydın Üniversitesi'ne, gerçekten orada hoca olarak bulunuyorum, çok teşekkür ederim. Ben de böyle yaşantısal dediğim bir tarzım var. Yani hayatın içinde neyi yaşıyorsak öyle aktaralım. Evet, evet, çok güzel. Bu günleri lütfen hepimiz birlikte güzel bir şekilde aşacağız inşallah. Tabii üzüntülü tarafları da olacak. Ben de hepinize çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız için programımıza. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kolay, sağ olun. Kolay gelsin. Kolay hepinize. Siz kapatın ki ben acemiyim. Evet, programı şimdi sonlandırıyorum.